Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Altınordu Belediye Başkanım, Sayın Protokol Üyelerimiz ve değerli konuklar. Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in birbirinden özel eserlerinden oluşan Ebru'dan Yeşerenler isimli sergimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Ebru sanatçımız Sayın Hikmet Barutçugil'i davet ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, başkanlarım, kültür müdürüm, böyle güzel bir vesileyle Ordu'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Hakikaten şaşırtıcı güzellikte bir sanat galerisinin belediye bünyesinde olması beni çok memnun etti. Kültür ve sanatla oluşuyor medeniyetler. Biz eski medeniyetleri bize bıraktıkları eserlerle tanıyoruz, tanımlıyoruz. Ama yakın tarihimizde bu batılılaşma hareketleri içinde kendi özümüze biraz yabancılaştırıldık. Bu ülkede ciddi anlamda şuur kaybettirme politikaları uygulandı. Ama çok şükür ki özümüzün farkına vardık ve kendi sanatlarımıza ilgi duymaya başladık. Yalnız Ebru değil, diğer bütün geleneksel sanatlarımızın içinde barındırdığı dinamizm artık ortaya çıktı. Bu güzelliği sizlerle paylaşmaktan son derece memnunum. Uluslararası olmanın ilk ve temel prensibi önce ulusal olmak. Türkiye uluslararası olmaya gayret ediyor. İşte NATO üyesi, Avrupa'ya girmeye çalışıyoruz. Globalizm diye bir şey var. Ama biz kendimiz olmak için özümüze dönmemiz şarttır. Bu Ebru da Orta Asya'da başlamış bir sanat. Tam olarak nerede, ne zaman başladığını bilmiyoruz ama Ebru tarihçileri bu sanatın kökünü Orta Asya'ya götürüyor. Bilinen ilk adı Ebre, Çağatayca bir kelime. İpek yoluyla İran'a geliyor. Orada Ebri, bulutumsu, bulut gibi demek. Ya da Abru diyorlar. Bu isim tamlaması aslında bu sanatın en kısa tarifi. Absu, Abu Hayat Çeşmesi diyoruz. Ru hem yüz hem yüzey anlamına geliyor. Abru su yüzü. Türkiye'ye geldiğinde de bu Ebru olarak anılıyor. 17. yüzyılın başında da Türk kağıdı adıyla Avrupa'ya gidiyor. Orada ciltçiler bu sanatı geliştiriyorlar, benimsiyorlar. Günümüze getiren de onlar oldu. Biz sadece cilt sanatında ve hat sanatında bu sanatı, bu Ebru'yu kullanmıştık. Ama geçen yüzyılın son çeyreğinde bir rönesans yaşanmaya başladı. Ebru'ya birçok yenilikler geldi. Onlardan bir tanesi de bu sergide sizlerle buluşturmaya gayret ettik. Botanik çizimler, minyatürler, gravürler ve suda yapılan çiçeklerle Ebru'da Yeşerenler adlı bir sergi gerçekleştirdik. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bu değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah daha nicelerini, ganileri nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara da sağ olun. Sayın Hikmet Barutçugil'e teşekkür ediyoruz ve şimdi de sizle hitap etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a arz ederim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygıdeğer sanatçımızı, hocamızı Hikmet Bey'i biz de Ordu'da hem misafir etmek hem de eserlerini sergilemekten dolayı mutluluğumuzu, memnuniyetimizi ifade ediyorum. Değerli Altınordu Belediye Başkanım ve katılımcılara da özellikle akşam saatinde nezaket buyurup geldikleri için teşekkür ediyorum. Yılın 12 ayı her ay bir sergi açtığımız için bizim için çok rutin oldu. Biz yukarıdan iniyoruz, konuşuyoruz, sonra geziyoruz tabii. Kalabalık sonrası geziyoruz. Çünkü kalabalık esnasında o derinliğe inip de izleyememe imkanı da oluyor bazen. Çok güzel sözlerde bulundu Hikmet Hocam. Uluslararası alanda yarışabilmek için öncelikle ulusal ölçekte medeniyetimizin temeli olan sanata ve bu türlü değerlerimize sonuna kadar bizim sahip çıkmamız lazım. Tabii ülke konjonktürü gereği de genelde bizim sergimiz bu türlü benim algıma göre ağır ve niteliği yoğun konulardan ibaret. Hat, tesip, Ebru ve daha ziyade ecdadımıza yönelik sanat ve kültüre ait temsili birimlerin burada sergilenmesinden ibaret.
Tabii şehitlerimizin, gazilerimizin, darbe teşebbüsünün olduğu bir ortamda farklı konseptteki alternatif sergilenecek alanlar elbette elimizde var. Onları inşallah şöyle baharla birlikte ülkemizin de psikolojisinin ve ortamın rahatladığı dönemlerde sergilemeyi de umuyoruz. 214 bin kişi ziyaret etmiş Ordu'dan. Yılın 12 ayı her ay bir sergi alanımızda bu bugünkü Ebru sanatına vermiş olduğumuz değer gibi bir ay boyunca burada Hikmet Bey'in eserleri inşallah Ordu'lu hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bu bölgede açtığım zaman da söylemiştim ilk ve tek idi. Şimdi ilk ve tek olmasının hem rahatlığını güzelliğini de yaşıyoruz. Çünkü gelindiği zaman, izlendiği zaman takdire şayan cümleler duyulunca bir Ordulu olarak benim de hoşuma gidiyor. Çünkü burası daha önce kuruluş amacı dışında bir sergi ve fuaya salonu ve bölgemizde tek ve nadide bir alan. İnşallah bu ay geleneksel el sanatlarına ilişkin de özellikle Milletvekili Metin Gündoğdu Bey'in yakından takip ettiği Kültür Bakanlığı'yla bizim beraber çalıştığımız bir sergimiz olacak. Burada yapalım dedik ama alanımız ona yeterli olmadı. Muhtemelen kültür merkezinde yapacağız. Sahildeki kültür merkezinde. Bu organizasyonda yüz tutmuş meslek dallarından geçmişten geleceğe taşınmaya gayret göstereceğiz. Tel kırma, keçecilik, sedef, çinicilik, çömlek vesaire dallara ilişkin 40'a yakın bilinmeyen sanat alanlarımızın uygulamalarını da göstermek suretiyle inşallah önümüz bu ay içinde o çalışmamızı Ordulu hemşehrilerimize sunmuş olacağız. Ordulu Şairler ve Şiirler Antolojisi adlı kitabımızı bastırdık. Tahmin ediyorum Aralık ayı içinde onun da bir tanıtımını yapacağız. Burada bütün hemşehrilerimizin şu anda yaşayan Ordulu sanatçı kim varsa hepsini tek cilt kitap halinde bastık. Onu da ilgili makamlara, mercilere göndermek suretiyle sanata dair gerekli faaliyetimizi yapmış olacağız. Bu sergi öncesi burada afiş ve belki şehre bir film gelir afiş sergimiz vardı. Çok ilginç bir sergiydi. Bizim yaş dönemlerimizin sinemalardaki o görselliğini afiş olarak burada bizler de birebir gördük ve izledik. Buradan ben tekrar Sadık Kara Mustafa'ya, Uğurcan Bey'e ve şu an aramızda olan Emin Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Bu sergimizde yaklaşık 5000'e yakın hemşerimiz izlemiş oldu. Hikmet Barıçıgil Beyefendi'nin bugün burada 89 eseri inşallah sizlerin hizmetine sunulmuş olur. Esasen konuyla bağlantısı olmayan çok şeylerimiz var konuşacak ama konuşmamak için özellikle imtina etmeyi tercih edelim. Zira konumuz sanat, sanatçıya verilen önem. Burada da hocamız şundan yana, sanatçımız şundan yana müsterih olsun. Ordu sanat ve sanatçıya önem veren ve bunu da geçmişiyle taşıyıp önümüzdeki sürece intikal ettirebilen sayılı illerden bir tanesi. 1964 yılından itibaren hiç kapanmamış Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatromuz halen aktif olarak devam ediyor. Her salı ve cuma günleri oyunlarımız, iki tane sergilenen oyunumuz sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizi de kapsamak suretiyle faaliyet alanlarını genişletti. Onu da rakamlarla, istatistiklerle konuşmak daha faydalı. Büyükşehir olmadan önce tiyatromuz yılda 9000 kişiye hizmet verirken ya da 9000 kişi izlerken oyunlarımızı, bu ilçelerimize yaygınlaşmamız, bu türlü programlarla süslememiz sebebiyle bir yıllık süre 9000'den 36000'e çıktı. Yani 1'e 4, 1'e 5 bir artış oldu ki sanata ve tiyatroya şehir insanımızın da bu türlü faaliyetlere ilgisini göstermiş oldular. Ben teşekkür ediyorum. Bu türlü nezih ürünlerin biraz sonra belki yapacağınız bir numune çalışmayla birlikte şehir insanında bir katma değer oluşturacağına inanıyorum. Zaten Ormek, Ordu Meslek Edindirme kurslarında da bizim Ebru sanatına ilişkin gerekli çalışmalarımız var. Epey bir kursiyerimiz de mezun oldu. Sizin gibi üstadların şehrimizde onların ufkuna da ufuk katacağına inanıyorum. Katılım gösteren başta zat haliniz, Altınordu Belediye Başkanımız ve tüm misafirlerimize teşekkür ederken bu sergimizin inşallah bir ay boyunca bütün hemşehrilerimizin ziyaretine açık olduğunu tekrar belirtiyor, saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın hocamızın, evet. Efendim bu memnuniyetimin mütevazi bir ifadesi olarak size şu yeni çıkan kitabımı
Ve bir de bu sanat hat sanatıyla beraber bu çok daha yeni, henüz piyasaya çıkmak üzere. Suyun Rüyası, bak çok güzel iki tane kitap. İlk defa bizim elimizde. Evet. Eyvallah. Efendim, sağ olun. Çok bu güzel. Üçüncü baskısı oldu. Evet. Ebru sanatını öğreten bir kitap bu. Evet, çok güzel. Ebru Rüyası. Şu şöyle, şu üçünü yan yana bir seri oluyor bu. Evet. O da şöyle. Evet. Şöyle bir seri oldu. Çok güzel. Bir mütevazi hatıra olarak sizde kalsın efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz de mütevazi hediyemizi vereceğiz inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, saygıdeğer konuklarımız, katılımlarınızdan dolayı ve sanat galerimizin sağ giriş kapısından itibaren gezmeye başlıyoruz. Sergimiz 2 ve 29 Aralık 2016 tarihleri arasında açık olacaktır. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder. Hepinize iyi akşamlar dileriz.